Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 2024 yılı LGS sınavının matematik sorularını çözeceğiz. Şimdi hemen sorularımızın çözümüne geçelim. Birinci sorumuzda bir kenar uzunluğu x artı 2 santimetre olan karenin çevresinin uzunluğunu santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Bize bir kenar uzunluğunu verdiyse biz bunu 4 ile çarpmamız lazım. Karenin dört kenarı birbirine eşit. Bunu da 4'ü dağıtarak çarpıyoruz. 4 ile x'in çarpımı 4x. 4 ile artı 2'nin çarpımı artı 8. Yani 4x artı 8 cevabımız Denizli. İkinci sorumuzda tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile 60 yıllık süreçte 21 çarpı 10 üzeri 8 ton karbon emisyonu engellenecektir. Buna göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasiteyle çalıştığında bir yılda engelleyeceği karbon emisyonunun kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada bize 60 yıllık süreci vermiş, 1 yıllık süreci soruyor. O yüzden ne yapacağız? 21 çarpı 10 üzeri 8'i biz 60'a bölmemiz lazım 1 yıllığını bulmak için. Ve bu bulacağımız ton cinsinden değer olacak. Bir de bunu kilogram cinsinden sorduğu için tekrar 1000 ile çarpmamız gerekecek. Şimdi önce 1000 ile çarpalım biz bunu. Çarpı 1000 diyelim. Şöyle çarpı 10 üzeri 3 diyebiliriz 1000 yerine de. Yani ne oldu? 21 çarpı 10 üzeri 11 bölü 60. Şimdi buradaki 1 0 buradaki 11'i 10'a düşürür. Yani bir tane 10'u sadeleştirmiş olur. 3'e bölsek 6'yı 2 yapar. 21'i 3'e bölsek 7 yapar. Yani şuraya 7 çarpı 10 üzeri 10 bölü 2 diye yazabiliriz. Buradan da yola çıkacak olursak 7'yi 2'ye bölersek 3,5 yapar. 3,5 çarpı 10 üzeri 10. Bilimsel gösterim olarak sorduğu için virgül hemen bu tarafta, bu 3'ün hemen sağında olması lazım. Buradaki sayının 1 ile 10 arasında olması gerektiği için. O yüzden 3,5 çarpı 10 üzeri 10 doğru cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır diye sormuş. İrrasyonel sayı olabilmesi için kök dışına çıkmaması gerekiyor. Buradan baktığımız zaman kök 14, 2 ile 7'nin çarpımı, 2 de dışarı çıkamaz, 7 de dışarı çıkamaz. Dolayısıyla kök 14 bir irrasyonel sayıdır. Rasyonel olmayan demek irrasyonel. Dolayısıyla devirli sayılar rasyonel sayılardır. Bu da dışarıya 1,2 diye çıkabilir. 144 12'nin karesi çünkü. 12 zaten bir rasyonel sayı. Dolayısıyla irrasyonel olan kök 14 Adana. Dördüncü sorumuzda kök 363 eksi kök 75 eksi kök 27 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen bunları ne yapıyoruz? Kök dışına çıkarmamız gerekiyor. 363 şöyle bir 3'e bölersek 121 yapar. Bu da 11'e bölünür. 11, 11'e bölünür 1. Yani bu ikisi dışarıya bir tane olarak çıkar. Kök 3 de içeride kalır. Kök 3 olarak. 75'i ayırırsak 75, 2'ye böler, 3'e bölersek 25, 5'e bölersek 5, 5'e bölersek 1. 5'ler 2 tanesi bir tane olarak çıkar. 3 içeride kalır. 5 kök 3. 27'yi aynı şekilde 3'e bölersek 9, 3'e bölersek 3, 3'e bölersek 1. 2 tanesini dışarıya bir tane çıkarırız ve bir tanesi içeride kalır. Bu da 3 kök 3. Yani 11 kök 3 eksi 5 kök 3 eksi 3 kök 3. Ne yapar? 11 kök 3'ten 5 kök 3 çıktı. 6 kök 3 kaldı. 6 kök 3'ten de 3 kök 3 çıktı. 3 kök 3 kaldı. Yani cevabımız Bursa. Beşinci sorumuzda soru biraz büyük olduğu için yan yana koymak durumunda kaldık. Aşağıda kareli zeminde verilen sütun grafiğinde bir müzeyi belirli bir günün farklı saatlerinde ziyaret eden kişi sayısı gösterilmiştir. Burada kişi sayısı tam olarak belirtilmemiş ama grafik olarak gösterilmiş. Ziyaret saatleri verilmiş burada. Buna göre grafikte verilen saatlerde müzeyi ziyaret eden kişi sayısını gösteren tablo hangisidir? Ziyaretçi saatine göre kişi sayısını gösteren tabloyu bulacağız. Böyle durumlarda
hemen bakacağımız şey birbirinin katı olan sütunlar var mı? Mesela burada 3 kareden oluşuyor. Saat 10'daki, saat 14'teki ise 6 kareden oluşuyor. Dolayısıyla 10 ile 14'ün birbirinin 2 katı olması lazım. Yani 10 kaçsa 14 bunun 2 katı olması lazım. Burada 10, 20 verilmiş, 14 2 katı değil. Adana'yı eledik. 10, 30 verilmiş, 14, 60 bu olabilir. 10, 60 verilmiş, 14, 90 yine 2 katı değil. Ceyhan'ı eledik. 10, 50 verilmiş, 14, 100 yani 2 katı. Bu da olabilir. Şimdi diğerlerine göre bakacağız. Diğerlerinde mesela ne var? Şöyle baktığımız zaman 11 ile 15 birbirine eşit verilmiş. 11 ile 15 birbirine eşit mi? Evet. 11 ile 15 birbirine eşit. Tamam. Şimdi burada farklı olan mesela 10'da ve 16'da farklı. Fakat burada 10 ile 16 birbirine eşit. Şimdi 10 ile 16'yı inceleyelim. 10 ve 16 birbirine eşit olmaması gerekiyor. Dolayısıyla eşit olanı da eliyoruz. Geriye cevabımız bursa olarak kalıyor. Altıncı sorumuzda dikdörtgen şeklinde bir kilim eskimiş kısımlarının tamir edilebilmesi için kareli zemin üzerinde simetri doğrusu ile birlikte aşağıdaki gibi modellenmiştir. Burada simetri doğrusu verilmiş şuradan geçen. Model üzerinde 4 beyaz dikdörtgensel bölge ile belirlenen eskimiş kısımlar simetri doğrusuna göre tamamlanacaktır. Buna göre beyaz dikdörtgensel bölgelerde oluşan görüntülerden birisi hangisi olamaz diyor. Burada arkadaşlar şimdi şu A'ya bakarsak bu A'yı şuraya yerleştirebiliriz. Şuradaki kısma şöyle yerleştirdiğimiz zaman şu kısım bu K'nın uç kısmı. Şuradaki kısım da şunun yansımış hali şu kısmı ifade ediyor. Dolayısıyla Adana olur. Bursa'ya bakarsak bu Bursa şu Q görüntüsünün tam tersi aşağı doğru oluşmuş hali. Yani bu da olur. Buna baktığımız zaman bu da şuradaki boşluğa yerleştirilecek olan parça. Şu altta gördüğümüz şu kısmın yansımış hali, simetriyi. Dolayısıyla bu da olur. Fakat bu da sanki oluyormuş gibi görünse de buraya yerleştirdiğimiz zaman şu alt kısmı ve şu kısmı oluyormuş gibi olsa da bakın şöyle aslında yerleştirdiğimiz zaman buraya tam geliyor. Ama şurada bir mavilik var. Bakın şu mavilik, şurası mavi. Buranın mavi olabilmesi için bunun karşı tarafında da şuranın mavi olması gerekiyordu. Fakat burada mavilik yok. Dolayısıyla bu buraya yerleştirilemez. Bunun yansımış hali olmaz. O yüzden cevabımız denizli. Yedinci sorumuzda kenarlarının uzunlukları 3 santimetre olan kare şeklindeki beyaz ve mavi kartonlar üst üste çakıştırıldıktan sonra mavi karton sabit kalmak şartıyla beyaz karton 1 santimetre yukarı 1 santimetre sola ötelenerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur diyor. Yani bunu 1 santim yukarı kaldırdıysak demek ki şurası 1 santimetrelik bir uzunluk. 1 santimetre de sola kaydırdıysak şurası da yine 1 santimetrelik bir uzunluk olmuş oluyor. Burada buna göre şekilde görünen mavi bölgenin alanını santimetre kare cinsinden verilen cebirsel ifade hangisidir demiş. Şimdi burada ben bunu şuradan bölersem ve şuradan bölersem ne olur? Burada bir kenarı 1 santimetre, şu diğer kenarı da 3x eksi 1 santimetre olur. Neden 3x eksi 1 oldu? Çünkü şurası, burası 1 santimetre ise burası da 1 santimetre. Bunun tamamı 3x santimetreydi. 1 santimetresini buradan çıkardığımız zaman geriye 3x eksi 1 santimetre burası kalıyor. Aynı durum burada da geçerli. Bunun tamamı 3x santimetre. 1 santimetresine şuradan çıkarırsak burası da 3x eksi 1 santimetre oluyor. Yani şurada gördüğümüz şu dikdörtgenin alanını bulacak olursak 1 çarpı 3x eksi 1. Yani ne yaptı? 3x eksi 1 yaptı. Şu alana bakarsak, şuradaki alana bakarsak, bu da aynısı zaten. Dolayısıyla 3x eksi 1 santimetre de oradan geliyor. Geriye ne kaldı? Sadece burası kaldı. Burası da 1 kere 1. 1 santimetre kare. Şimdi bunlar da tabii santimetre kare. Bunların hepsini topluyoruz arkadaşlar. Hepsini topladığımız zaman
3x 3x 6x yaptı. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 eksi 2 artı 1 eksi 1 ya da bununla bunun bir tanesi birbirini götürdü. Eksi 1 kaldı. Dolayısıyla 6x eksi 1 santimetre kare oluyor. Mavi bölgenin alanı. 8. sorumuzda Gülsüm'ün kırmızı, yeşil ve mavi kalemlerinin uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Gülsüm birer adet kırmızı, yeşil ve mavi kalemi ucuca eklediğinde bu kalemlerin toplam uzunluğu 56,1 yani 3 tane kalemin toplam uzunluğu 56,1. Buna göre kırmızı kalemin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bize kırmızı kalemi sorduğu için biz kırmızı kalemin uzunluğuna x diyerek başlayalım. O zaman yeşil kalemin uzunluğu ne olacak? X artı 2,8. Dolayısıyla buraya x artı 2,8 yazdığımız zaman mavi kalemin uzunluğu ne olacak? X artı 2,8, 5,2 ile topladığımız zaman 8, 2 daha 10, elde var 1, 3 yaptı, 5 daha 8. Yani x artı 8 yaptı burası. Mavi x artı 8. Şimdi şöyle yazalım. X artı 8 artı yeşilimiz x artı 2,8 artı kırmızı da x. Yani bu üçünün toplamı bakın şu mavi, şu yeşil, bu da kırmızı olan bu üçünün toplamı da 56,1 olacakmış. Şimdi hepsini toplayalım. 1x, 2x, 3x yaptı. Şuradan devam edelim şöyle. 3x yaptı. 8, 2,8 daha 10,8 eşittir 56,1. Şimdi 3x eşittir diyelim 10,8'i karşı tarafa attığımız zaman bundan tabi çıkarmamız gerekiyor. 1'den 8 çıkmaz. Bir elde aldık. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. Burada 5 kaldı. 5'ten 0 çıktı. 5. 5'ten 1 çıktı. 4. Yani 45 virgül. Virgüllerin hizasına da virgülü koyarız. 45,3. Bunu da tabi her iki tarafı 3'e bölmemiz gerekiyor. Buradan da x eşittir 15,1 yapıyor. 15,1 biz zaten kırmızı x'e demiştik. Kırmızıya x demiştik. Dolayısıyla x eşittir 15,1. Cevabımız da Adana. 9. soru bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı ve birer adetlerinin fiyatları tabloda verilmiştir diyor. Bu mağazada bu ürünlerin satışından toplam 12.000 TL'den az gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır? Şimdi pantolondan önce ne kadar gelir elde edilmiş onu bulalım. 240 ile 20'yi çarpalım. 24 ile 2'nin çarpımı 48. Bu iki sıfırı da ekledik mi buraya? Ne oldu? 4.800 TL. 12.000 TL'den 4.800 TL'yi çıkarırsak 0, 0, 10'dan 8 çıktı 2, 11'den 4 çıktı 7. Yani 7.200 TL'de gömleklerden elde etmemiz gerekir. Bir adet gömleğin fiyatı 180 olduğuna göre o zaman 7.200'ü de biz 180'e bölmemiz gerekiyor. Bu sıfır bu sıfırı götürebilir şöyle. 18, 72, 18'e bölersek 4 defa vardır. Burada 1. Yani burada da bir tane sıfır olduğuna göre 40 olmuş oluyor. Dolayısıyla bu tam 12 bin lira gelir elde etseydik 40 tane gömlek satmış olacaktık. Ama 12 bin TL'den az gelir elde edildiğine göre 40'tan bir düşük ne var? 39. 39 gömlek satılmıştır. En fazla cevabımız Bursa. 10. sorumuz. Bir bahçe ilaçlamak için bir depo ilaç kullanılmıştır. İlaçlama başladığı andan itibaren depodaki ilaç miktarı ile zaman arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir diyor. Burada arkadaşlar ilaç miktarı başlangıçta belli değil ama 90'a kadar düşmüş. 120 dakikada 120 dakika 2 saat yapıyor 60'lardan. Bu bahçe depodaki ilacın tamamını kullanarak yani bu 90 litreyi de kullanarak 5 saatte ilaçlanmıştır demiş. Yani bunu tamamını kullandığı için bunu sıfıra kadar getiriyoruz. Burası da 5 saat, 5. saat olmuş oluyor. Buna göre başlangıçta depoda bulunan ilaç miktarı kaç litredir? Şimdi baktığımız zaman 2 saatten 5 saate kadar bu arada 3 saatlik bir zaman geçmiş. 3 saatlik zaman diliminde 90 litre ilaç kullanılmış. Dolayısıyla 90'ı 3'e bölersek her saat
30 litre ilaç kullanılıyor demektir. Dolayısıyla 90 litreye düşene kadar, 90 litreye düşene kadar zaten 2 saatlik bir zaman dilimi geçmişti. Her saat başı 30 litre ise 2 ile 30'u çarpıyoruz. 2 kere 0, 0, 2 kere 3, 6, yani 60 litrelik bir burada 90'ın üstüne bir 60 litre daha eklememiz gerekir. 90'ın üstüne 60 eklediğimizde de 150 litre olmuş oluyor. Başlangıçtaki ilaç miktarımız, cevabımız Bursa. 11. sorumuzda bir televizyonun ses seviyesiyle ses göstergesi arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Bu ilişkide ses seviyesini gösteren sayı tam kare ise karekök değeri, tam kare değil ise karekök değerinin en yakın olduğu doğal sayı değeri hoparlör sembolünün yanındaki çizgi sayısı ile gösterilmiştir. Yani mesela 1 ile 2 1'e yakın olduğu için bir tane çizgi, 3, 4, 5, 6 bunlar 4'e yakın oldukları için, tam kare olarak 4'e yakın oldukları için 4'ün karesi de karekökü de 2. Dolayısıyla 2 çizgi bu şekilde ilerliyor. Bir sonrakiler 3'e yakın, yani kök 9'a yakın oldukları için de 3 çizgi olacak. Ne soruyor şimdi? Bu televizyonun ses göstergesi 1, 2, 3 tane çizgi iken ses seviyesi en fazla kaçtır? Şimdi ne olması lazım? 7'den başlayacak arkadaşlar. 7'den başlayacak. Kaça kadar? 16'ya kadar. 16 karekök için aldığımız zaman 4 yapar. Yani 4 çizgi demektir ama 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 var. Şimdi bizim buradaki tam kare ifadelerimiz 9 ve 16. Yani şu aradaki sayıları bir kısmı 16'ya yakın, bir kısmı 9'a yakın. Buna bakacağız. Bunlardan mesela şöyle alırsak şu 3 tanesi 10, 11, 12, 9'a yakın. 13, 14, 15 de 16'ya yakın. Çünkü mesela 13'e baktığınız zaman 13, 9'a 4 uzaklıkta, 16'ya 3 uzaklıkta. Dolayısıyla 16'ya daha yakın. Yani bunların tam böyle sınır çizgisi burası. 3 çizgi olması için, 3 kademe olması için ses seviyesi en fazla 12 olabilir arkadaşlar. Çünkü 13 olduğu zaman 4 çizgiye çıkması gerekiyor. Çünkü o zaman 16'ya yakın hale gelmiş oluyor. Bu yüzden cevabımız Ceyhan 12. 12. sorumuzda Doruk, pergel yardımıyla aşağıda verilen ABC üçgeninin kenarları ile açıları arasındaki ilişkiyi bulmak istiyor. Doruk pergeli AB kenarının uzunluğu kadar açarak, AB kenarının uzunluğu kadar açarak A merkezli kırmızı çember yayını, yani pergelin ucunu buraya koymuş ve kırmızı yayı, şu yayı çizmiş. Yani pergelin açıklığı AB kenarı kadar. Pergelin açıklığı AB kenarı kadar. Yani buna mesela değer vererek daha iyi anlayabiliriz. Ne olsun? Mesela 5 santimetre olsun. 5 santimetre açmış ve çizmiş diyelim. Yani pergelimizin açıklığı 5 santimetre arkadaşlar. B merkezli mavi çember yayını, yani pergelin ucunu buraya koymuş ve yine 5 santim çizdiği zaman buradan geçmiş. Yani buradan buraya kadar 5 santimetre arkadaşlar. Demek ki bizim BC uzunluğumuz 5'ten biraz daha fazla. Yani mesela 6 diyebiliriz. Sonra da C merkezde siyah çember yayını çiziyor diyor. Yani pergelin ucunu bu sefer buraya koymuş. Siyahı çizmiş. Dolayısıyla hani 5 santim açıktı bizim pergelimiz. Fakat bu dışarıya doğru taştığı için demek ki 5'ten biraz küçük bizim bu kenarımız. Yani mesela 4 santimetre olabilir diyebiliriz buna da. Şimdi buna göre ABC üçgenin açılarının ölçülerinin doğru sıralanışı hangisidir diyor. Açıların sıralanışı kenarların sıralanışı ile alakalıydı. Yani burada en büyük kenar BC kenarı 6. Dolayısıyla bunun karşısındaki açı en büyük açı. Yani A açısı en büyük açımız. Dolayısıyla Bursa'yı ve Ceyhan'ı eliyoruz. Daha sonra 5 geliyor. Ortanca uzunluktaki kenar. Bunun karşısı da C olacak. Dolayısıyla cevabımız çıktı. A, C, B şeklinde. En küçük olan da 4 santimetre. Bu da en sona gelecek. A açısı büyüktür, C açısı büyüktür, B açısı olacak. Cevabımız Denizli.
13. sorumuz. Uzunluğu 800 metre olan doğrusal bir koşu parkurunda A noktasından başlayıp parkur boyunca koşarak B noktasına ulaştıktan sonra A noktasına geri dönmek bir tur. Yani buraya gidip gelmek bir turmuş. Bu parkurda ikinci turu koşan Efe, ikinci tur yani birinci tur tamamlanmış, ikinci turu koşuyor. Bu turu tamamlamadan durduğunda, yani bu turun bir kısmını koştuktan sonra durduğunda A noktasından uzaklığı 10 metreden fazladır diyor. Efe bu parkurda toplam x metre koştuğuna göre x'in alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularının hangisine gösterilmiştir? Şimdi burada iki farklı durum ortaya çıkıyor. Bu Efe 800 metre gitmiş. Sonra 800 metre geri dönmüş. Yani toplamda 1600 metre, 1600 metre zaten koşmuş. Şimdi ikinci durumda buradan 10 metre daha koşmuş olabilir. 10 metre daha koşmuş olabilir. 10 metreden fazladır diyor ya. Yani aslında 10 metre daha bunu koşturursak 1610 metre koşmuştur. Hatta birazcık daha fazlasını, 1610'dan birazcık daha fazlasını koşmuş olabilir. İkinci durum da şu. Bu 800 metre gitmiş, 800 metre gelmiş, 1600. Sonra ikinci tura başlamış, 800 metre daha koşmuş. Ne oldu? 2400 yaptı. Şuraya yazalım. 2400. Şimdi ama tur tamamlanmadı. Geriye dönmesi lazım turu tamamlaması için. Geriye dönerken de buradan 10 metre A noktasında 10 metre kala ya da biraz daha bu tarafında biraz daha fazla kala durmuş. Şimdi tam 10 metreymiş gibi hesaplarsak ne olur? Burada 790. 800, 800, 800. Burada da 790 daha gelmiş olur. Yani 10 metre azı. 790 daha biz buna ekleyelim. 0, 9, 11 elde var. 1. Yani 3190. Yani 1610 ile 3190 arasında olacak arkadaşlar. Bakın bu olabilir. 1610 ile evet diğerlerinde zaten yok. 1610 ile 3190 arasında olacak. Fakat bu değerler dahil olmayacak. Neden? Çünkü 10 metreden fazla dediği için bu değerleri alamayız. Bu değerler içi boş olması gerekiyor. 1610 ile 3190 cevabımız da Adana. 14. sorumuzda her birinin hacmi 12.000 santimetreküp olan dik dairesel silindir şeklindeki 3 adet ahşap parça taban yüzeylerinden yapıştırılarak yüksekliği 70 santimetre olan aşağıdaki gibi bir tabure yapılmıştır diyor. Her birinin hacmi 12.000 santimetre küpmüş. Taburenin alt ve üstteki parçaları özdeş ve her birinin yüksekliği ortadaki parçanın yüksekliğinin 5'te 1'i kadardır. Yani ortadaki parçaya biz 5x dersek bunlara da x dememiz gerekiyor. O zaman toplam uzunluk ne yapıyor? Toplam uzunluk 7x yapıyor. 7x 70 olduğuna göre x de buradan 10 santimetre çıkıyor. Yani bunun uzunluğu 10, bunun uzunluğu 10, bu ortadaki silindirin de yüksekliği diyelim daha doğrusu yüksekliği 50. Şimdi tabii bizden ne istiyor? En üstteki parçanın taban yarıçapının uzunluğunun ortadaki parçanın taban yarıçapına yani yarıçapları bulmamız gerekiyormuş. Şimdi her birinin hacmi 12.000 santimetreküp olduğuna göre şu en üstteki ve en alttakini önce bulalım. Taban alanı çarpı yükseklikti. Yani taban alanıyla biz yüksekliği yani 10'u çarptığımız zaman bunun 12.000 çıkması gerekiyor. Taban alanımız ne? Pi çarpı, pi'yi de 3 alın demiş. Pi çarpı r kare çarpı h eşittir 12.000 olacak. Şimdi buradan önce 10'a bölersek bu 0 bu 0'ı götürür. Sonra da 3'e bölecek olursak 1200'ü 3'e bölersek r kare eşittir 400 çıkar. Buradan da r eşittir 20 çıkar. Yani bizim şu üsttekinin yarıçapı 20. Şimdi gelelim şu ortadakine. Ortadakinin de yüksekliği 50'ymiş. Yine aynı şekilde formülümüzü uygulayalım. Pi r kare pi çarpı r kare çarpı h yani 50 eşittir 12.000 olması gerekiyor.
Şimdi şu sıfırla şu sıfırı götürsek, 3'e bölsek, 12, 1200'ü 3'e bölersek 400 yapıyor. Burada da r kare çarpı 5 eşittir 400. Bunu da 5'e bölersek r kare eşittir 400'ün 5'e bölümü 80. Buradan da r eşittir ne yapıyor? Her iki tarafı karekök için alırsak r eşittir kök 80. Şimdi kök 80 demek ne demek? 16 çarpı 5 demek 80. Hatta şuraya yapalım. Kök 80 eşittir. 16 ile 5'in çarpımıdır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 5 içeride kalır. Yani 4 kök 5 bizim şu ortadaki silindirimizin yarıçapı 4 kök 5. Şimdi en üstteki parçanın taban yarıçapının uzunluğunun ortadaki parçanın taban yarıçapının uzunluğuna oranı. Yani 20'nin 4 kök 5'e oranı diyor. O yüzden 20 bölü 4 kök 5 diyoruz. 4 ile 4'ü sadeleştirdik 1, 20 ile 4'ü sadeleştirdik 5 yaptı. Yani arkadaşlar 5 bölü kök 5 yapıyor. O da Denizli'de görünüyor. Cevabımız Denizli. 15. sorudayız. Kenarların uzunlukları 2 üssü 5 ve 2 üssü 6 santimetre olan 10 adet mavi özdeş dikdörtgenin kenarları aşağıdaki gibi çıkıştırılarak ABCD dikdörtgeni oluşturulmuştur. Buna göre ABCD dikdörtgeninin içinde kalan sarı renkli dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bu 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 6 demek ne demektir? Yani 2 üzeri 6 aslında 2 üzeri 5'in 2 katı. Yani 2 üzeri 5'i ben 2 ile çarparsam 2 üzeri 6 yapar. Dolayısıyla ben bunu şöyle tam ortadan böldüğüm zaman burası 2 üzeri 5, 2 üzeri 5 olur. Yani benim buradaki dikdörtgenlerden oluşan sarı bölgenin çevresinde şu kısımları da şöyle şu uzun olan kısımları da bölecek olursam şu şekilde bütün dikdörtgenleri iki eşit parçaya şu şekilde ayıracak olursam sarı bölgenin çevresinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane 2 üssü 5 var. 16 çarpı 2 üssü 5 ne yapar peki? 16 2'nin 4. kuvvetidir. 2'nin 4. kuvveti çarpı 2'nin 5. kuvveti eşittir. Tabanlar aynı ise üsler toplanır. Yani 2 üssü 9 yapar. Cevabımız da Ceyhan olur. 16. soruya geldik. Her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her birinin kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerden yeterli sayıda vardır. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan azdır. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her bir A torbasında 36 gram, her bir B torbasında ise 60 gram bilye olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştirilmiştir. A torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbasındakilerin toplam kütlesine eşittir diyor. Bu eşit olması demek ne demek? 36, 36, 36, bu da 60, 60, 60. Bunlar kaçta eşitlenir? 36 ile 60'ın en küçük ortak katına bakacağız. 6'ya bölsek 6, 10, 2'ye bölsek 3, 5, 3'e bölüyoruz 1, 5, 5'e bölüyoruz 1. Şimdi 6 kere 3, 18, 18'i 2 kere 5, 10, 18 çarpı 10'dan bunlar 180 yapıyor. Bunların en küçük ortak katı. 180 arkadaşlar olabilmesi için 36 gram, 36, 36, 36, 180 olabilmesi için 5 torba gerekiyor. 60, 60, 60, 3 torba yeterli 180 olabilmesi için. Şimdi buna göre başlangıçtaki toplam bilye sayısı en az kaçtır diyor. Bunların içine en az bilye sayısını kullanabilmek için bunların içine mümkün olduğunca şu 28 gramlıktan kullanmamız gerekiyor. Bilye sayısının az olması için. Çünkü öbür türlü 4 gram, 4 gram, 4 gram bayağı bir fazla bilye yerleşir. Mümkün olduğunca az bilye için ağır olan bilyeden daha fazla koymaya çalışmam lazım. 36 gramlık torbalar için ne lazım bize? 28 gramlık bir tane bilye koysak,
2 tane de 4 koysak ne olur? 28, 32, 36. Yani bakın burada toplamda 3 bilye var. Her bir torbada 3 bilye. Buna geldiğimiz zaman 60'ı nasıl oluşturabiliriz? 28, 28. 2 tane 28 koysak 56 yapar. Bir tane de 4 gramlıktan koysak ne oldu? Yine 3 bilyeyle biz bu bir torbamızı oluşturduk. Şimdi bu 3 bilye, her bir torbada 3 bilye var. 5 torba olduğuna göre 3 kere 5 buradan 15 bilye yapıyor. Burada da 3 bilye, 3 kere 3, 9 tane, 9 tane bilye yapıyor. Fakat şimdi buna göre baktığımız zaman 15 bilye, 9 bilye daha 24 bilye cevap Adana gibi görünse de aslında bir de şurada ne var? 700 gramdan fazla olduğu bilgisi var. Bu bilyelerin toplam 700 gramdan fazla olduğu bilgisi var. Bizimkiler şu anda kaç gram? 180 gram. Bunlar hani 180 gramda eşitlendiği için 36 ve 60 180'de eşitlendikleri için 180 burada. 180 de burada. Şu anda 360 gramda. Ama 700'den fazla olması lazım. Ne yapacağız? O zaman elimizdeki değerleri 2 ile çarpacağız. 2 ile çarptığımız zaman 720 gram yapar. Yani 700 gramdan fazla hale gelir. Bunu 2 ile çarptığımıza göre demek ki elimizdeki değerleri de 2 ile çarpmamız lazım. 15 bilye 2 ile çarparsak 30 yapar. 30 bilye. 9 bilye de 2 ile çarparsak 18 bilye yapar. Dolayısıyla 30 ile 18'in toplamı da 48 bilye yapar en az. Bu 180 en küçük ortak kat. Yani 180 burası, 180 burası olmuştu. Toplam 360 yaptı. 700 gramdan az oldu. 700 gramı geçirebilmek için o 360'ın 2 katını aldık. Yine geçmeseydi 3 katını alacaktık. Yine geçmeseydi 4 katını alıp bunun üstüne çıkarmaya çalışacaktık. Ama zaten 2 katını alınca 720'nin 700'ün üstüne çıktığı için elimizdeki değerlerin, bulduğumuz değerlerin hepsini 2 ile çarpmamız yeterli. Yani 48 bilye var toplamda. 17. sorumuz her birinin dikdörtgen şeklindeki ön yüzünün alanı 135 santimetre kare olan 5 adet özdeş çekmece aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde CB kenarının eğimi 3 bölü 4'tür. Şimdi CB kenarının eğimini bulmak için ne yapıyoruz? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Dikey uzunluk burası 3 kat, yatay uzunluk burası da demek ki 4 katmış. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Şimdi ben buraya 3 desem, bunlar 4 tane parçadan oluştukları için 3'ü 4'e bölmem gerekecek. Yani buradan bir tane çekmecenin yüksekliği o zaman 3 bölü 4 olacak. Ya da hatta buna 3x dersek, cebirsel olarak yapacak olursak, bu da 3x bölü 4 olur. Burası 3x, o zaman hani bu da 4x'miş. 3 bölü 4 olabilmesi için 3x, 4x. O zaman buraya da 5x kalıyor arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni Pisagor'dan. Burası da 5x. Yani bu çekmecenin uzun kenarı 5x demek oluyor bu. O yüzden bu çekmecenin buradan buraya kadar olan kısmı da 5x. 5x ile 4x'in toplamı toplam 9x. Yani bizim 9x'in değerini bulmamız lazım. Tabii 9x'in değerini bulabilmek için önce x'in değerini bulacağız. X'in değerini nereden bulacağız? Çekmecenin kısa kenarı ile uzun kenarın çarpımı çekmecenin alanını yani 135'i verecek. 3x bölü 4 çekmecenin kısa kenarı çarpı uzun kenarı da 5x çarptığımız zaman 135 santimetre kareyi vermesi lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Sadeleştirebiliriz. Şöyle 3 ile sadeleştirsem, 3 ile sadeleştirsem burası 45 yapar. Daha sonra da 5 ile sadeleştirirsem, 5 ile sadeleştirirsem burası 9 yapar. X ile de x'i çarptık. Yani x kare bölü 4 eşittir 9 şu anda. Faydasına 1 koyup içler dışlar çarpımı yaparsak x kare eşittir 36 çıkıyor. 1 ile x karenin çarpımı x kare, 4 ile 9'un çarpımı 36. Her iki tarafında karekökünü alırsak x eşittir 6
santimetre çıkar. Biz neyi bulmaya çalışıyorduk? 9x'i bulmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla 6 ile 9'u çarptığımız zaman 6 kere 9 54, yani cevabımız Denizli olmuş oluyor. 18. sorumuzda yukarıdaki kare düzleminde KLMN karesi verilmiştir. Bir hareketli şekildeki A noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek B noktasına ulaştığında, yani buradan buraya geldiğinde AKB üçgeni oluşmuştur. Daha sonra bu hareketli B noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek ML kenarı üzerindeki bir noktaya ulaştığında oluşan üçgen AKB üçgeni ile benzerdir diyor. Şimdi benzer olabilmesi için kenarlar arasında orantı olması lazım. Önce bunun kenarlarına bakalım. Bunun kenarları kısa kenarı 3, uzun kenarı 4. Tamam, burada da 3'e 4'lük bir orantı olacak şekilde çizmemiz gerekiyor. Buna göre A noktasından harekete başlayan bu hareketlinin aldığı toplam yolun uzunluğu en az kaç birimdir? Şimdi en az dediğine göre demek ki biz burayı uzun kenar yapsak, bu tarafa doğru kısa kenarı versek o zaman daha az yol gitmiş oluruz. Öbür türlü daha çok yol gitmiş oluruz. Şimdi burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani bu 12 uzun kenar olmuş olsa 4'ün 3 katı arkadaşlar. 4'ün 3 katı. O zaman 3'ün de 3 katı, kısa kenarda 9 olması gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani şuraya gelmesi gerekiyor. B'den çizdiğimiz çizginin buraya gelmesi gerekiyor. Bunu da hemen çizelim. Şöyle şuradan yola çıkarak buraya çizmiş olacağız. Bu H noktasından harekete başlayan bu hareketlinin toplam aldığı yol, şimdi 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 zaten. Burası da 9, 12, yani 3 katı 3 katı, 5'in de 3 katı olacak. Yani burası da 15 birim olmuş olacak. Dolayısıyla 5 birim burası, 15 birim de burası. Toplam 20 birimlik bir yol gitmiş olacak. Cevap Ceyhan. 19. sorumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından her biri bir kutucuğa bir sayı gelecek şekilde 9 özdeş kutucuktan oluşan aşağıdaki tabloya yazıldıktan sonra bu kutucuklardan bazıları şekildeki gibi mavi kartlarla kapatılmıştır. Yani bu sayıları buralara yerleştirecekmişiz. Bu tablonun birinci satırından rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının 3'ten küçük olma olasılığı 3'ten büyük olma olasılığından daha fazladır diyor. Şimdi biz kullandığımız sayıları bir eleyelim. 4'ü eledik, 5'i eledik, 7'yi eledik ve 6'yı eledik. Geriye kalanlar 1, 2, 3, 8 ve 9. Şimdi birinci satırda rastgele seçtiğimiz kutucuktaki sayının 3'ten küçük olma olasılığı daha fazlaymış. Dolayısıyla buraya 3'ten küçük 2 tane sayı getirmemiz lazım. Yani mesela buraya 1, buraya 2 gelebilir. Ya da tam tersi, buraya 2, buraya 1 gelebilir. Üçüncü satırdan şuradan rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının tek sayı olma olasılığı. Şimdi bu 1 ile 2'yi kullanmış olduk. Üçüncü satırdan rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığından daha azdır. Yani tek sayı olasılığı daha azsa demek ki mavi yerine bir tane çift sayı koyacağız. O da çift sayımız ne var? 8. Buraya demek ki 8 koyacağız. Geriye kalan 3 ve 9'u da buraya ya da bunun tersi şeklinde koyacağız. Tablonun ikinci satırında mavi kartlarla kapatılmış sayıların toplamı kaçtır? Yani bunları tersi şeklinde, yani 9'a 3 şeklinde versek de bir şey değişmiyor. Çünkü toplamını soruyor zaten. O yüzden 9 ile 3'ün toplamı 12 yapıyor. Cevap da Bursa oluyor. 20. sorumuz, son sorumuz. Aşağıda uzunluğu 7 birim, genişliği 2 birim olan dikdörtgen şeklinde bir yol modellenmiştir. EA'nın uzunluğu 3 birimdir demiş, burada göstermiş. Bu modele göre A noktasına bir adet tabela yerleştirilmiş. BC üzerindeki bir noktaya da bir adet tabela yerleştirilecektir diyor.
Bu noktanın A noktasına olan uzaklığı birim cinsinden doğalsı olacak. Yani mesela diyelim ki şuraya bir tabela koyduk. Bunun şu şekildeki uzaklığı bir doğal sayı olması gerekiyormuş. Bu noktanın A noktasına olan uzaklığı doğalsı olacak. Tamam, buna göre bu tabela B ile C arasındaki kaç farklı noktaya yerleştirilebilir? Şimdi bu tam karşısına yerleştirilse, şu şekilde tam karşısına yerleştirilirse uzunluk 2 birim olur. Tam şöyle şurayı hesaplayacak olursak bunun uzunluğu ne olur? Burası 2 birim, buraya da x dersek x kare eşittir 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9 x kare eşittir 13 x eşittir kök 13. Yani Pisagor teoremi uyguladığımız zaman burası 3'ten büyük bir değer oluyor. 3'ten büyük bir değer ama 4'ten de küçük. Yani 3 virgül küsür. 3 virgül küsür bir değer. Bu tarafa doğru bu geldikçe ne olacak? Bu tarafa doğru geldikçe kısalacak. Dolayısıyla 3 küsürden biraz daha düşüp mesela diyelim ki 3 santimetrelik bir uzunluğa ulaşabilir. Dolayısıyla buraya bir yere bir tabela koyabiliriz. 3 metre. Daha sonra bu biraz daha kısaldığı zaman 2 metre olabilir. Buraya da bir tabela koyabiliriz. Şimdi bu tarafa geçelim. Bu tarafta arkadaşlar 3 birim burasıysa toplam 7 birimdi. Yani 4 birim de buraya kaldı. Şimdi bu tarafa olan uzunluğu bulalım. Şu şekilde. Buraya da y diyelim. Y'nin karesi eşittir. 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16. Yani y kare eşittir 20. Buradan y eşittir kök 20 yapar. Yani 5'ten küçük arkadaşlar 5 kök 25 yapıyor. 5'ten küçük şuradaki 2'den de büyük bir şey olması lazım. Ne olabilir? O da 4 olabilir. Şöyle yaparsak 4 santimetre uzunluk olabilir. Bir de şöyle 3 santimetrelik bir uzunluk olabilir. 2 santimetrelik zaten burası. Dolayısıyla buraya da dikilebilir. Buraya da dikilebilir. Yani ne oldu? Yani bunu nereden bulduk? Şu y 4 ile 5 arasında. Bu da hani 4 virgül bir şeyler. 4 küsür bir uzunluğa sahip. 4 küsürden biraz küçük 4 var. Ondan da biraz küçük 3 var. Ondan da biraz küçük. Zaten 2'ye gelmiş oluyor. 2 bu. O yüzden arkadaşlar 1, 2, 3, 4 toplamda 4 farklı noktaya bu tabelamızı dikebiliyoruz. Şu herhangi bir şey değil. Onu silmemiz gerekiyor. 3 metreye, buradan 3 metre, buradan 2 metre, buradan tekrar 3 metre, buradan 4 metre. Toplamda 4 noktaya tabelamızı yerleştirebiliyoruz. Böylece 2024 LGS matematik sorularını bitirmiş olduk arkadaşlar.